Kaza davalarında haklıyken haksız konuma düşmek korkutucu olsa da gerçek. Bu yüzden kaza sonrası yapılması gerekenler bir hayli önemli. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi ise avukatımız Serpil Ersan'dan aldık. Ersan, kaza sonrası yapılması gerekenleri sizlere anlattı. Daha önceki programlarımızda da belirtmiştik. Kazalardan hemen sonra almanız gereken tedbirleri eğer almadıysanız, daha sonra kazanızı ispat aşamasına geldiğiniz takdirde oldukça zorlanabilirsiniz. Mesela kazadan hemen sonra karşı tarafın sürücüsünün fotoğrafını veya videosunu veya aracının videosunu veya fotoğrafını veya olayın oluş biçimine göre araçların olay anında hareket ettirilmeden fotoğraflarının çekilmesi daha sonradan davanın kazanılması için gerçekten de çok önemli olabilir. Böyle olmazsa neler olabilir? Mesela arabanızda birden fazla yolcu var. 3 veya 4 yolcunuz var. Ve kazadan hemen sonra bütün bir bilgileri kendi sigortanıza veya karşı tarafa iletmenize rağmen bu kişilerin arabada olmadığını veya kaza anında arabada olmadığını iddia ettikleri takdirde sizin sözünüz diğer kişinin sözüne karşı veya karşı taraf bu konuda herhangi bir itirazda bulunmasa bile arabada olduğunu iddia etseler bile karşı tarafın sigortası bunun ayarlama bir kaza olduğunu, sahte bir kaza olduğunu iddia edebilir. Gerçekten de elinizde bunu ispat edecek bir delil yoksa. Benzer bir dava da biz yaşadık ve gerçekten de çok sancılı uzun bir sürece yol açtı. Bu davada da müvekkilimiz ne yazık ki olay anında karşı tarafın sürücüsünün veya o araçların fotoğraflarını çekmemişti. Arabada 3 tane yolcusu vardı kendisinin dışında. Ailesi, eşi, kızı ve torunu olmak üzere. Ve bunların arabada olduğunu ispat edemediği için herhangi bir fotoğrafla veya videoyla veya herhangi bir bağımsız tanıkla karşı tarafın sürücüsü herhangi bir sigortasına bilgi vermediği halde olumlu veya olumsuz bu kişinin arabada olmadığına dair bir bilgi vermediği halde bunu karşı tarafın sigortası sahtekarlık iddiasıyla savunma aşamasında neredeyse 2,5 yıl süren bir davanın konusu haline getirdi. Ersan, yaşanan bu durumu gerçek örneğiyle sizlere açıklıyor. Hemen şimdi konuğumuza dönelim. Gerçekten de çok uzun bir süreç. Gerçekten de yoğun bir süreçten geçtik Bektaş Bey. Evet. Bektaş Bey, gerçekten çok sıkıntılı bir süreç geçirdiniz. Kasım 2009'da oldu davanız. Evet. Ta mahkemeye gidip de kendi adınızı temize çıkarana kadar neredeyse 2012 Haziran ayına kadar yoğun sıkıntılı bir süreçten geçtiniz. Önce biraz anlatabilir misiniz? Nasıl oldu kaza? Kimler vardı arabada? Biraz tarif edebilir misiniz? 2009'un iyi hatırlıyorum 11. ayın 11'indeydi. Biz bir akraba ziyaretine gitmiştik. O akraba ziyaretinden oturduktan sonra başka ikinci bir ziyaretimize gidiyorduk. Ancak bu ikinci gidişimizden bir yolu şaşırdım. Yukarı doğru gittim. O Enfield tavolunun yukarısına gittim. Gittim. Orada aşağı tekrar dönüp gelip de tekrar ana bildiğim yola girdim. Oradan yolu düzelttim. Işıklarda duruyordum. Arkada birisi anısız geldi. Baktım bir gümürtü geldi. Hafif de yerde serpeliyordu yağmur. Baktım. Çocuklar bağırdılar dedim. Benim torunum vardı. Ben o gün için annesi şeydi, gerçekte hastaydı. Hastanedeydi. Edmonton'daki hastanedeydim. Benim bir hasta bir kız vardı. Fadime. Engelli kızımız vardı. Bir de hanım vardı. Yanında oturuyordu. Bir de ben vardım. Evet. Ki ben bu arada tabii hemen arabadan indim. Dedim ki korkmayın dedim. Herhalde arkada birileri bize vurmuştur falan filan. Gerçekte indim ki hakikaten öyle olmuş. O adam da çıktı. Geldi, dedi ki sorry, özür dilerim dedi, onlar İngilizcenin diliyle. Dedim niye yaptın dedim, göremiyorum dedim. Dedi, dalgındı, bilmiyorum dedi, ben de bilmiyorum, nasıl olduğunu ben de bilmiyorum dedi. Nitekim olay böyle gelişti. Ondan sonra biz dedik ki biz polis çağıralım dedim. Gerçekte de bu. Baktım, şeyleri gördüm, yan tarafta bir cami, şey dedi, kilise vardı. Dedim, dedi yok dedi, ben sana vurdum dedi.
sorumluluğu kabul etti. Sorumluluğu kabul etti. Yani şimdi ben orada bir şahit ispat bulamazdım, aramazdım yani. Aklınıza da gelmedi zaten. Aklıma da gelemedi yani, mümkün değil. O şoktan dolayı. Şüpheleneceğiniz herhangi bir durum da yoktu. Hayır. Yok, o kişi de elinizde, bilgileri de size. Tabii direkt mi geldi, bana karşı geliyordu zaten. Ben dedim ki ama ilk yaptığım iş ne oldu? Plakasını aldım. Evet. Kaç amaça verir falan filan, ne yapabilir? Ama tam girmiş. Siyah bir araba, Mercedes hatırladığım kadarıyla. Nitekim sonuçta dedi ki telefonumda budur. Dedi ben dedim adın ne dedim. O bir kağıdı yazdı, verdi bana. Ben sonuçta getirdim. Sizin de size kadar ilettik bu şeyi. Ondan sonrası da artık siz. Yaşanan kazanın ardından her şey normal. Ancak karşı tarafa olan güven, çekilmeyen fotoğraf ya da kaydedilmeyen video yüzünden tam anlamıyla kötüye kullanılıyor. Ondan sonra uzun bir süreç başladı. Biz davayı gerekli işlemleri yapıp karşı tarafa ilettik. Arkasından bir sürü iddialarla karşı taraf davayı reddetti. Kendi sigortalılarına ulaşamadıklarını, bu kazayla ilgili bilgi alamadıklarını belirttikten sonra da davayla ilgili sahtekarlık olduğuna, ayarlama bir kaza olduğuna ilişkin iddialarda bulundular. En ilginç yönü de bu dava açısından bağlantılı davalar, Bektaş Bey'in kendi akrabalarının da başka davaları vardı, devam eden davaları. Bu davalarda iki ayrı dava halinde devam etmekteydi. Bektaş Bey'in diyelim üç yolcusuyla bir dava devam ediyordu. Ayrıca da iki ayrı davada birisi kardeşinin de içinde oldu, bir tanesi diğer akrabalarının da içinde oldu. Ayrı iki dava daha devam ediyordu. Bu iddiaların karşısında ilginç bir biçimde diğer akrabaları davalarını geri çektiler. Artık psikolojik olarak strese ve gerçekten de iddialara dayanamayarak, kişilerin tavırları gerçekten böyle durumlarda farklı oluyor. Bazıları diyor ki ben adımı sonuna kadar temize çıkaracağım, bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bazıları gerçekten de haklı olduğu halde iddialar o kadar çok ağır ve gerçekten de bazı durumlarda insanların psikolojisini bile etkileyecek durumda oluyor ki bu insanlar bazıları geri çekmek zorunda kalıyor. Onların iddialarını kabul ettikleri için değil, ama bu süreci artık yaşayamadıkları için, yıllarca süren bu süreçten geçmek istemedikleri için iki kişi iki ayrı davada bütün davalarını geri çektiler. Tabii bu bizim açımızdan çok ilginç bir pozisyondu. Bizim müvekkilimiz sonuna kadar adını temize çıkarmak isteyen bir müvekkilimiz ve yolcuları. Diğerleri davasını geri çekmesine rağmen ben davama devam edecek. Bizim de tutumumuz şöyle oldu. Dedik ki siz ne yapmak istiyorsanız her halükarda sizin yanınızda olacağız. Eğer davaya devam etmek isterseniz de yanınızda olacağız. Davadan geri çekilmek isterseniz de yanınızda olacağız. Ama bizim önerimiz, eğer gerçekten de karşı tarafın bu iddialarını karşı çıkmak istiyorsanız sonuna kadar gidip adınızı temize çıkarmakta fayda var ve Bektaş Bey de bu öğütümüzü, bu advice'ımızı dinledi ve davayı sonuna kadar devam etmek istediğini belirtti. Haklıyken haksız duruma düşen vatandaş da davasının peşini bırakmıyor. Neredeyse suçlu konuma düşerken yapılan tüm çalışmaların ardından haklılığı ispat ediliyor.